Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Vefik Arıca, koronavirüs salgını konusunda herkesin duyarlı olması ve örf adetlerin bizleri bu önlemlerden alıkoymaması gerektiğini belirtti. Koronavirüs salgını konusunda ülke genelinde çok iyi ilerlemeler sağlanmasına rağmen başta Siirt olmak üzere bölge illerde münferit olarak tanımlanabilecek bazı davranışlar nedeniyle istenilen başarının henüz elde edilemediğine vurgu yapan Profesör Doktor Arıca, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesini istedi. Merhabalar. Tabii Siirt ve Güneydoğu'da koronavirüs özellikle bir ay ya da iki ay öncesine baktığımızda e, hafif diğer illere baktığımızda biraz artışlar gözükmektedir. E, özellikle Diyarbakır'da, Siirt'te, Batman'da bu artışlar özellikle münferit olaylarda e, göze çarpmaktadır. E, bunlar tamamen münferit olaylar özellikle cenazeler veya e, diğer örf adetlere uyacağım diye kurallara uymamazlık yapmamalıyız. Ee, de burada e, özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe bir buçuk metre ve el hijyeni bu üçü olmazsa olmazımız. Bunlar tabii kontrollü sosyal hayata geçişimiz için bizim için e, önemli olan üç tane faktör. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da veya Anadolu toplumlarında bunlara biraz uymak zor olsa bile şu an bu dönemde uymak zorunda olduğumuzu bilelim bizim maskesiz veya sosyal mesafe uymadan, elimiz hijyenini e, yapmadan sokağa çıkmamız sadece kendimize değil sevenlerimize de ya da en yakınlarımızda zarar verebiliyor. Dediğim gibi bu özellikle son bir, 2 iki hafta içinde Güneydoğu Anadolu'daki artışlar genelde münferit olaylara ve dikkatsiz liklere bağlı olarak e, olabilmekte. Bunlar özellikle bu bölgede biraz ara verirsek biz örf adetlerimize, kurallara uyar isek, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun e, haftalık rutin toplantılarda aldığı kararlara uyar isek e, zafere ulaşacağız diye düşünüyorum. Tabii e, Güneydoğu'nun da sorunu buraya baktığımız zaman normalde 18 yaş altı yasak deniliyor ama maalesef ki yine vatandaşlarımız küçük çocuklarını veya 65 yaş üzeri yasak olmasına rağmen dışarıda görebiliyoruz. Bunları bir şekilde biz veya yetkililer uyarmak zorunda olduğumuzu bilelim. O sadece kendisine zarar vermiyor, en yakınımıza zarar verebiliyor, sevenlerimize e, zarar verebiliyor. Bu Özellikle bu sokağa çıkma e, yaş e, sınırına dikkat edersek bu bölgelerde, Güneydoğu Anadolu'da ve Anadolu bölgesinde biraz daha e, tablonun iyileşeceğini e, ümit ediyoruz. Tabii şu an vaka sayıları düşmüş durumda, 800'lerde. Test sayıları 50 bin üzerine çıkmış durumda. Ölüm oranları 20'lere kadar düşmüş durumda. Bunlar sevindirici olan tablolar ama lütfen rahavete kapılmayalım. Şu an tüm dünyaya örnek olabilecek bir Türkiye'miz var. Örnek olacakken ders durumuna düşmeyelim. Çünkü biliyoruz ki bazı ülkeler ikinci dalga yaşamaya başladı. Almanya'da olduğu gibi Merkel ikinci sıkı planları açıklamaya başladı. Rahavetten sonra biz de bu rehavete kapılmayalım. Örnek olacakken ders durumuna düşmeyelim. Lütfen kurallara uyalım.